Gerçekten alırız. Deniz aynı şey yapıyor. O sen milyon dolarlık su yok bu kırın. Ben 41 yıl oldu burada çalışıyorum. Hayatımda ilk ağladığım Kocaeli'de ağladım. Ve bu takım sahibi olduğu için başka bir şey diyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim. İsmet Paşa stadının otoban yolunda indirdi. Oradan malzemeyi alıp saat 6.30 civarıydı. 6 civarıydı. Malzemeleri taşıyıp İsmet Paşa stadına gittik. Çok sıkıntılar yaşadık. Orada bazı arkadaşlarımız hastalandı, bazı arkadaşlarımız yemeksiz maça çıktı. Çok zor bir şekilde çıktık maça ama yine de elimizden geleni biz yaptık. Yani sahaya çıktığımız zaman elimizden gelen ne geliyorsa onları yapmaya çalıştık. Maalesef genç arkadaşlarla, liseli olan 8-9 liseli olan arkadaşlarla toplama bir şekilde geçen yıl 12 maç oynamış olan arkadaşlarla direkt üçüncülüğe girmiş olmamız bile gerçekten bu bizim için, çocuklar için bir cesarettir, cesaret örneğidir. Bütün sıkıntılara rağmen çıkıp sahada elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten bu gurur verici. Şunu söylemek istiyorum ben, gerçekten Mardin, İzmit'te, Altınordu'da, İzmir'de bize verilen destek, bize verilen ilgi, oradaki taraftarlar. Maalesef burada hiçbirisiyle karşılaşmıyoruz. Mardin halkından buradan ricam, ya bu çocuklara eleştirinize, bilgisayarların başında oturup çocuklara eleştirince gelin şurada destek çıkın şu çocuklara. Şurada bir elinizi uzatın diyorum ya. Yetkililere de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bunları dinleyeceklerse bence vicdanları sızlaması lazım. Kardeşim Yusuf Turan, 17 yaşındayım. Şimdi siz burada çekim yapıyorsunuz evet, ama şimdi siz görüyorsunuz sadece burada neler olduğunu. Sizin dışınızda ya da diğer gazeteciler hiç gelip bizim ne durumda olduğumuzu insanlara göstermedi. Hiç bunun için çabalamadılar. Yani bu takım şu ana kadar 140 gol yedi. Evet. Çünkü bu takım çok tecrübesiz bir takım. Evet. Çünkü hepsi 17-18 yaşında. Ben de 17 yaşındayım ve lise son sınıf öğrencisiyim. YGS'ye girdim bu sene biliyorsunuz. Başarısız oldum. Niye? Çünkü her şeyimi futbola verdim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Üçüncülük topçusuyum ama altyapıda oynamayı tercih ederdim. Biraz daha deneyim görmek, biraz daha tecrübeli olabilmek için altyapıda oynamayı tercih ederdim. Kocaeli deplasmanında gördüğünüz gibi. Yani malzemeyi elimizle taşımamız bizim için hiçbir zaman şey değil yani. Utanılacak bir durum değil. Utanması gerekenler bizler değiliz çünkü. Bu fedakarlığı yapıyorsam takım için, eğer İşimi gücümü bırakıyorsam, her gün idmanıma çıkıyorsan, dışarıdaki bir Mardinli seven bir Mardinli tabii, bizi tribünden 1,5 saat de olsa haftanın bir günü destekleyebilirdi. Taraftarımız olsaydı inanın ki insana hırs verirdi, gurur verirdi. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz zaten ama onların desteğini arkamıza alarak çıkıp oynamak daha farklı olurdu. Yani buna inanıyorum. Orada, burada ve 34 maçtır ne zorluk çekeceğimizi sadece biz biliyoruz. Çektik ve hala çekeceğiz. Sizin burada duyurmanız başkalarını utandırmayacak biliyorum. Çünkü her birinin sağ kulağından girip sol kulağından çıkacak. Bunun da farkındayız ama biz elimizden geleni yapacağız. Son maça kadar çıkacağız. Kimin ne dediği umurumuzda değil. Çünkü o konuşanlar biliyorum bizim ne durumda olduğumuzu bilmiyorlar. Yani şu anda bu konuşmayı yaparken inanın çok duygulandım. Yani bu fırsat bana verildi ama farklı şekilde verilseydi daha iyi olurdu. O 30 maçın acısını bize unuttursunlar. Bu tribünleri boş görerek oynamak bizi veyahut da başka kimseyi mutlu etmiyor. Yani üzülüyoruz. Biz Mardinliyiz. Hepimiz Mardinli gençleriz. Yani yabancıyı gelip destekliyor da bizi niye gelip desteklemiyorlar? Yani tek sorun 6 gol yememiz mi? Tek sorun 5 gol yememiz mi? Her maçta fark yememiz mi? Yani onlar gelip destekleseydi inanın daha farklı olabilirdi. Mardin halkından tek isteğim şu yani. Bizi desteklesinler. Ama iş adamlarından falan diyorsanız hiç kimseden bir şey beklemiyorum, emin olun. Çünkü şimdiye kadar etmediyse de son 5 maçta hiç etmezler. Biz başta çok çok sevindik. Yani hem halk adına hem takım olarak çok çok sevindik. Çünkü hakikaten bir Urfa'ya baktığımızda, bir ne bileyim Mersin'e baktığımızda olan şeyleri yani bakanlarımız yaptığı katkıları biliyoruz zaten. Biz de en azından dedik ki bir bakanımız oldu. Bu takıma sahip çıkar. En azından bir el atar. Ama maalesef yani bu saate kadar böyle bir şey görmedik.
İnşallah bu saatten sonra sizin aracınızla biraz daha duyarlı bakar Mardinspor'a. Bir el atar. Ben bir şeyi merak ediyorum. Yani ben yarın öbür gün Mardin büyük şehir olacak. Yani ayıp denen bir şey var. Büyüklerimizden, vekillerimizden koskoca Mardin, yani dinlerin şehri, takımı diyelim. Bu durumda olması yani ayıp bir şey. Ben şahsen utanıyorum. Acaba diyorum, başkaları da utanıyor mu? Yani bu takımın bu durumda olması başkaları da utanıyor mu? Konu Mardinspor olduğu zaman ne hikmetse herkes başka tarafa kaçıyor. Ne hikmetse yani Mardinspor niye bu kadar kişilerin yani canını yakmış, ben onu anlamadım. Mardinspor konusu açıldığı zaman adamlar resmen kaçıyorlar bizden. Bu çocuklarımız lise öğrencisi. Hepsi veli müvafakatnamesiyle lisans çıkardık onlara. Yani inşallah ileriki senelerde burada tecrübe kazanıp gelecek sene takıma katkı yapacaklardır, inanıyoruz. Siz kaç puanınız? Ben daha bakmadım. Mardinspor hakikaten geçen hafta yani 45 yıllık yarım asırlık tarihte öyle bir rezillik çekmedi. Mardinspor hakikaten yani sefilleri oynadı bu Kocaeli deplasmanında. Düşünün bir takım, profesyonel bir takım gidip yani park köşelerinde sabahlaması, ne bileyim yani çocukların o otobanda malzemeleri taşıması, 2 saat yol çekmeleri o yorgunluğa rağmen yani bu hakikaten bu çocukları ben huzurunuza tekrar ben kutluyorum. Ve hepsinin alnından öpüyorum. Belki Kocaeli biliyorsunuz. O otobanda indirdi yani girişine varmadık. Otobanda indirdi gecenin 3'ünde falan. Orada yaklaşık bir 4 kilometre arkadaşlar sağ olsun, hocalarımız sağ olsun, futbolcular malzemeleri, kendi ne bileyim şahsi eşyalarını taşıyarak daha Kocaeli stadına, İsmet Paşa stadına kadar gittiler. Ve inanın gösterene yani 24 saat uyumadan, yatmadan maça öyle çıkmışlar. Daha 12'ye kadar sokakta yatmışlar. Yani koridorlarda yatmışlar. Yani hani bu imkansız. Belediye başkanımız yani belediye başkanımız demek istemiyorum. Buradaki milletvekillerimiz, sayın valimiz yani kimse kusura bakmasın. Bir deplasmana eğer koskoca bir takım bir deplasmana gidemiyorsa bu benim ayıbım değil bu. Bu tamamen valinin, belediye başkanının ayıbıdır. Vekillerin ayıbıdır, buradaki iş adamlarının ayıbıdır bu. Benim ayıbım değil. Yardım şöyle yardım. Biz hafta boyunca zaten çalmadığımız kapı kalmadı. Çalmadığımız kapı kalmadı ve maalesef bazı yerlerden söz aldık ve o sözü yerine getirilmedi her zamanki gibi. Bu futbolcularımı hepsinin alnından öpüyorum. Çünkü hepsi çocuklar okuldan gelip hepsi 12 tane okullu çocuğumuz var. Lisede okuyan çocuklarımız hepsini anlarından öpüyorum ve kutluyorum. Çoğu lise öğrencisi ve hepsi genç. Biz bu çocukların gelişimi adına, bu çocuklar bir yerlere gelebilmeleri için mücadelemizi veriyoruz. Evet, elbette ki biz takım olarak düşmüşüz ama biz son maça kadar bu çocukların gelişimi adına ve Mardin'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yani zannedilmesin ki biz işte mecra için veyahut da herhangi bir şey için bunu yapmıyoruz. Sadece ve sadece bu çocuklarımızı geliştirip seneye çünkü bölgesel amatör ligde transferimiz açık olduğundan en az bu genç kardeşlerimin arasına 15 tane futbolcu daha katıp tekrar biz 3. lige çıkmanın hesaplarını yapıyoruz. Lütfen bizim büyüklerimiz, bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz, belediyemiz, il başkanlarımız bize sahip çıksın. Yani orada ağlamamak işten bile değildi.
Biz bu çocukların sadece ve sadece gelişimi için bu kadar mücadele ediyoruz. Çünkü çoğu veli muvaffakatnamesiyle oynuyor. Yani bu çocuklar aslanlar gibi sahaya çıkıp Mardin'i temsil ediyorsa benim için başarılıdırlar. Evet, belki puan almamışlar. Belki çok fazla gol yemişler. Ama sahaya çıkıp centilmence mücadele etmeleri, işte hakemlerin bizi maç sonrası tebrik etmeleri, oradaki basının bizi onure etmesi en azından bizim yol yorgunluğumuzu, bu kadar zor şartlar altında gitmemizi hafifletmiştir. Yapacak bir şey yok. Biz bu çocuklarla ligin sonuna kadar, son maça kadar, maç günü de olsa bu ligi tamamlayıp en azından eksik puanla seneye bölgesel amatörlükte başlamama adına ve bu çocukların arasından 5'ini, 6'ını, 6'sını Mardin'e ve Türk futboluna kazandırabilirsek biz kendimizi başarılı aktedeceğiz. Bu takım hepimizin ve bu çocukların hepsi Mardinli. Bu çocuklara lütfen ve lütfen büyüklerimiz sahip çıksınlar. Mardin Spor evet belki bir iniş yaşamıştır ama her inişin bir çıkışı vardır. Eğer bize sahiplenirlerse, bizim elimizden tutarlarsa biz seneye bölgesel amatörlükte çok iyi takım yapıp bu çocukların yanına tecrübeli arkadaşlar alıp tekrar 3. lige çıkmaya çalışacağız. Bunlar belki netice alamıyor. Belki bunlar güç olarak diğer takımlara karşı fazla mücadele edemiyor ama bunlar lise öğrencisi. Bunlar geçen sene 12 maç yapıp 1. amatör kümede altyapısı kapalı olduğu için yani bu çocuklar ondan bu kadar sahada şey yapıyor. Ama son zamanlarda bayağı bir iğme yakaladılar. Şimdi işte Kocaeli maçında ilk yarıyı kendi bireysel hatadan dolayı 1-0 yenik duruma düştük. Tabii ki yol yorgunluğu şey. Ondan sonra çocuklar tabii oyundan düştü. Ben seyircimizden şunu istiyorum. Bu çocuklara lütfen sahip çıksınlar. Gelip sahada destek versinler. Sonuç ne olursa olsun ellerinden geleni yapacaklar. Seyircimize de burada büyük iş düşüyor. Bu çocukları da yalnız bırakmamalı lazım. Çünkü bu çocuklar hepsi genç, hepsi lise öğrencisi. Yani bunlara hep beraber eğer sahiplenirsek inanın çok farklı işler yapmış olacağız.